Adım Abdülmuttalip. Mekke'nin lideriyim. Abdülmuttalip ne? Yemek katarlar. Nu! Mekke'nin lideriymişsin. Kabe'nin anahtarı sendeymiş. Yaptığım uzun seferler boyunca pek çok şehirden geçmek zorunda kaldım. İdareciler huzuruma geldi. Bazıları ayağıma kapanarak, yalvararak benden merhamet diledi. Bazıları da bana kafa tutmaya kalkıştı. Bazıları benimle savaşmaya kalkıştı. Kafa tutanları inandıkları tanrılarıyla birlikte yok ettim. İtaat edenleri ise tanrılarıyla birlikte bağışladım. Bana yalvarman için sana fırsat veriyorum. Benim talebim şu. Askerlerin 90 deveme ganimet olarak el koymuş. Cenk etmeden ganimet de olmaz. Bu yüzden develerimi ve çobanları serbest bırakın. Cenk etmeden mi? Kazanmadan mı yani? Gözümden düştüm Mekke'nin lideri. Fillerin efendisinden tek istediğin develerin mi? Şehrinin ve Tanrı'nın kurtulmasını istemeyecek misin? Rabbimin benim şefaatime ihtiyacı yoktur. Ben sadece develerimin sahibiyim. Şehir ve Kabe ona aittir. Ben Yemen valisi Ebrehe Eşrem'im. Habeşistan'daki kralımın emriyle güneş gibi parlayan bir mabet inşa ettim. Yalnızca bir duvarındaki altınlarla bile bütün Mekke ve içindekiler satın alınabilir. Cevap ver Kabe'nin anahtarının sahibi. Neden insanlar hac etmek için Kabe'yi tercih etmeye devam ediyor? Kabe nasıl oluyor da insanları buraya topluyor? Kabe'nin sırrı nedir? Bir sırrı var mı bilmem. Ama bildiğim tek şey Kabe'nin taştan yapıldığıdır. Kabe kadingayno yetasarrao aydellem kayenku. Hiçbir valinin ya da sultanın emriyle inşa edilmedi. Öyle mi? Bu kadar yeter. Saldırı için hazır olun. Şunun develerini ve çobanlarını da verin gitsin. Ordumdan uzak durmaya bak. Develerine ve şehrine nasıl bir zulüm yapacağımı göreceksin.
Allah'ım. Bu ev senin evindir. Biz senin kullarınız. Yalnız sana sığınırız. Allah'ın takdiriyle filler harem-i şerife giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı.